Tabii arkadaşlardan bir itirazı olan yoksa. Kimsenin bir itirazı olmadığına göre şimdi hocam ben şöyle bir şey düşündüm. İnanmıyorum ya. Çocuk 2 günde okula ele geçirdi. Neyse canım. İdare edeceğiz artık bir hafta. Nasıl yani idare edeceğiz? Sen bütün hafta Tuğçe ile ders çalışmayı düşünmüyorsun herhalde. Niye? Baksana Londra'da, Paris'te, Milano'da, Barcelona'da öğrencilerin not ortalamaları artmış bu sayede. Sen de inandın. Müdür Dilaver öyle demedi mi? Pardon da bir hafta boyunca eşimle konuşmak için benden izin almalısın. Biz tutucu bir çiftiz. Gel Selim'cim, matematik dersine çalışmamız lazım. Ne büyük sevaba girdim şu eski kumruları bir araya getirmekle. Öyle değil mi sevgili eşim? Of! İşte bu. En sevdiğim kadın tipi. İlere tepkili. Hah! Ne oldu? Ne yaptın bu saate kadar okulda? Ay Selda dur bir soluklanayım. Ne? Niye soluklanacaksın? Yoksa okulda yorulacak bir şey mi yaptın? Hayda. Peki benden bahsetti mi? Ay Selda ne diyorsun Allah aşkına? Peki omzuna benim adımı yazdırmış mı? Yo. Hah. Demek ki omzunu gördün. İtiraf ediyorsun yani. Oo, maşallah ilk günden daha. Selda ben bugün okula gitmedim. Yarın gideceğim. Ha, demek yarına kadar dayanamadınız. Bugün buluşunuz ha, tarantula. Aa, senin neyin var? Tuğçe sinsi bir planla Selim'i benim elimden almaya çalışıyor. Ayşegül, şunu sakın unutma. Bir insan istemedikçe kimse kimseyi kimseden çalamaz. Ha, yani demek istiyorsun ki Dilaver onu senin benden çalmanı istedi. Ya ben Selim'e güveniyorum da o Tuğçe denen kıza güvenmiyorum. Ay ben de hem ayrıca Toygar okula geldi geleli her şey alt üst oldu. Ya siz onu bunu bırakın da bizim yan eve yeni komşular taşınmış. Sanki onlar da bizim hayatımızı alt üst edecek gibi. Yeni komşu mu? Kimmiş onlar? Aa Ceren inanmıyorum. Açsana kapıyı. Yalnız biliyorsun değil mi? Bu kapıyı açarsak bir daha kapatamayız. Hı? Vallahi bu güllacı bütün İstanbul'da bu kadar güzel bir ben yaparım, bir de Fitnat yapar. Fitnat'ı tanıyor musunuz? Hangi Fitnat? Ay Fitnat dedim de aklıma geldi. Bu Fitnat'ın bir kızı var. Geçenlerde kocaya kaçtı. Okumuşsunuzdur gazetelerde. Hangi gazetede? Aa gazete deyince. Ay ben artık gazete falan okumuyorum. Açıyorum televizyonu. E televizyon dediğinde bir nevi ayaklı gazete öyle değil mi? Ya. Ay bak ayaklı dedim de bizim 3 ayaklı ahşap bir sehpamız vardı. Ya buraya gelirken nakliye kamyonuna ben kendi ellerimle yükledim. Hı. Ayol insan kendi yüklediği şeyi bulamaz mı? Ay bir geldik. Yok yok yok. Ay böyle konudan konuya atlıyormuş gibi olmuyorum değil mi? Ya. E hadi ama yemediniz hiç. Ah Selda'cığım, hadi sen bir kuş çatal kapla gel ha. Kapayım çatalı. Tabii Şükran Hanım. Şükran Hanım değil, Şiko, Şiko. Şiko Hanım. Ay Şiko dedim de aklıma geldi. Bizim eski evde bir komşumuz vardı. Onun da bir köpeği vardı. Ay böyle konudan konuya atlıyormuş gibi olmuyorum değil mi? Ay fenalık geldi. Kadın geldiğinden beri car 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 durmadan konuşuyor. Hayır Ayşegül haklıymış, kapıyı hiç açmamak lazımmış. Ya benim yerime bir hırsız gelseydi ne olacaktı? Hırsız gelseydi ne yapacaktın? Ay Tahsin Allah versin sen miydin? Neredesin Şükran? Açken 100 tane koli var. Komşuya diye bir gittin kayboldun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.